Beşiktaş Mehmet Topal ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Topal açıklanır açıklanmaz Beşiktaş taraftarında bir hoşnutsuzluk hakimdi. Çünkü Mehmet Topal günümüz futboluna uygun olmayan kazma ön liberolardan biri. Josef de Souza'nın da olması bu transferin taraftar nezdinde daha da gereksiz olduğu düşüncesine gitti. Şimdi beraber Sergen Hoca'nın yıllar önce Mehmet Topal hakkında söylediklerini dinleyelim. Parantez içinde meriliz ne yaptığını söyleyeyim sana bak. Bal yapmayan arı. Bal yapmayan arı meriliz. Buna Cristian'ı ikisini birden koy. Bunlar bir tane arı değiller yani. Yarım arılar bunlar. Hiçbir şey yapmıyorlar ve bugün oyuna baktı. Bunlar 90 dakika oynadı ikisi de maçta. Şimdi sen bu ikisini 90 dakika bu futbolla oyunda tutuyorsan kayıtla beraber, Kaytı da bunların içine sok. Üçünü toplasan bir tane arı yaparlar işte. Yani genelde öyle olur. Bunların üçünü sen 90 dakika oyunda tutuyorsan demek ki bu maçı sen zor kazanacaksın veya kazanamayacaksın demektir. Bu çok net. O yüzden ben diyorum ki Mehmet Topal'ı koy ön libero'ya önüne koy Emre Berezoğlu'yla Mehmet Topuz'u agresif olan iki tane oyuncuyu onların kenarlarına koy bir tarafa Stoh'u koy bir tarafa atıyorum bir tane daha kenar oyuncusu koy önde Sov'u yalnız bırak. Çünkü Sov son bir aydan beri Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu ve Santraf adığı zaman rakibi de çok sıkıntılı anlar yaşatıyor. Enteresan goller atıyor. Ha, kenarda da B planı olarak v boyu beklet. Yani baktın işler kötü gidiyor. Atamazsın, atamıyorsun. Sorun yaşıyorsun. O zaman oyunun devamında ikinci santraforu hamlen olsun en azından. Böyle oynattığın zaman hem soğun temposunu gebertiyorsun. Kaç zaten kenar oyuncusu değil ki bugün bana göre çok kötüydü. Hepsinin performansı düşüyor doğal olarak. Yani soğun da performansı gitti. Öbür zaten Merelez'de Christian ikisi de hayalet gibi geziyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi bugün mesela Merelez bir çalım atıyor. vur vurur gibi yapıyor. Adamın üzerinden alıyor böyle. Ondan sonra topu e önünü alıyor. Bir sürü seyirciye bakıyorum. Ha şak şak şak. Ya ne oldu arkadaş? Ne oldu yani? Anlamadım ki. Ya bana bir tane ara topu alsın da ben de alkış alkışlayayım televizyon karşısında seyrederken. Veya bir şut çeksin gol olsun da ben de alkışlayayım televizyon başında. Ya orta sahada yan çalım atıyorsun. Seyirci vay efendim. Ya bunları artık yani biz artık bunlara destek vermeyelim seyirci olarak, izleyici olarak. Çünkü bu adamlar çok büyük rakamlara geliyorlar. Bu adamlardan çok farklı beklentiler var. Yani bu adamlar böyle oynarsa Türk futbolu Fenerbahçe falan bir yere gitmez. O yüzden oynamayan arkadaşları alacaksın, kulübede oturtacaksın. Sen kulübede oturtacaksın. Mehmet Topal'ı 18 dışına atmayacaksın yani. Niye? Çünkü o çocuk geldiğinden beri ilk 11 oynuyor ve canlı başla mücadele ediyor. Mehmet Topal'dan beklenti farklı. O ön libero, defansif ön libero. Mehmet Topal'dan ne bekliyorsun yani? Ara sıra da yan topa gidip vurursa veya uzaktan bir tane vurursa ya biz Beşiktaş'ta oynarken Yankov'la falan şampiyon olduk Bülent ya. Benim arkamda Yankov oynuyordu abi Yankov biliyor musun? Yankov. Yankov oynuyordu biz şampiyon olduk ya. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum buradan. Yankov'un kötü oyuncu olduğundan bahsetmiyorum. O kendi görevini en iyi şekilde yapıyordu. Onun işi oydu. O ön libero oynuyor. Defansif ön libero. Geleni karşılayacak. Bizim işimiz biz ofansif oynuyoruz. Biz maç kazandıracağız. Galatasaray'da o... Victoria ile Perez de şampiyon oldu. Yani hayır. Futbolda şu vardır. Bir kaybettirmeyecekler vardır. Bir de kazandıracaklar vardır. Bunları çok dengeli sahaya koyman lazım. Kaybettirmeyecekler işini yapmak zorunda. Kazandıracaklar da işini yapmak zorunda. Fenerbahçe'de sorun şu. Kaybettirecekler de işini yapmıyor, kazandıracaklar da işini yapmıyor. Böyle bir sistemin içerisinde bir seri yakalaman, arka arkaya maç kazanman mümkün değil. Yazık bu kadar milyon eurolar, 100 milyon euronun üzerinde maliyeti olan bir takımın sahada bu pozisyonlarda olması gerçekten üzücü. Hem Evet gördüğünüz gibi Sergen Hoca orta sahanın sigortası olduğu için Mehmet Topol'u övüyor. Ben 5 e alınma sebebinin özellikle Avrupa maçları için alındığını düşünüyorum. Beşiktaş zaten bir ön libero alacaktı. Yüksek kalibreli isimler gündeme geldi. Fernando, Paulinho gibi. Mehmet Topal alındı. Bence alınmasının sebebi Beşiktaş'ın zaten az kuruşunu var. Bu az mühimmatın çoğunu da orta harcamak istemediler. Beşiktaş önümüzdeki günlerde bu kalan kuruşunları kanat ve forvet için harcayacak. Bir senede Mehmet Topal'la idare edecek. Bence mantıklı transfer. Hatırlayın dik advokat Joseph Topal ikilisiyle Avrupa maçlarının ve derbi maçlarının neredeyse tamamını kazanmıştı. Çünkü arka tarafı garanti alıyor, bir gol atıp işi çözüyordu. Fakat o sezon Anadolu maçlarında bu kadro üretkenlikten uzak olduğu için çok puan kaybetti. İşin garibi yine o sezon Salih de Fenerbahçe'nin kadrosundaydı. Fakat advokat tarafından pek tercih edilmedi. Bunda Salih'in de o zaman yetersiz olması etkendi. Gel gelelim Sergen Hoca'ya. Ben hocanın akıllıca davrandığını düşünüyorum. Geçen sene O Bakar ve Joseph transferi içinde çok tepki görmüştü, ama sonucunu hep beraber gördük.